İstanbul'da Eyüp Stadyumu'nda 1 derece dolaylarında da bir sıcaklık ve kar yağışı var. Bu arada Mustafa Turgat'ı kaybetmiştik, hatırlayacaksınız. 3 kez A milli, 5 kez Ümit milli takımımızda forma giydi Turgat. Uzun yıllar Altay Kulübü'nde ve Galatasaray'da oynamıştı. Merhum Mustafa Turgat'a Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri, Altay ve futbol camiasına başsağlığı diliyoruz. Ve onun için bir saygı duruşu yapıldı, ardından İstiklal Marşımızı söyledik. Aslında gün içerisinde saatlerimiz 18'i gösterene kadar bir kar yağışı yoktu bu bölgede, Eyüp bölgesinde. Zemin de güzeldi ama önce saat 18 gibi bir kar yağışı başladı ve ardından zemin karla kaplandı, temizlediler. Yine gördüğünüz gibi biraz sonra ekranlarınıza gelecek, büyük bir bölümde yine kar var. Ardından yaklaşık bir 10 dakika önce, 15 dakika önce yeniden kar yağışı şiddetini artırdı İstanbul'da sevgili izleyiciler. Bu bilgiyi de sizlere verelim. Kadroları da hemen sizlere aktaralım. 15 numarayla Emrullah kaleyi koruyacak Eyüp Spor takımında. 54 Mehmet, 4 Yalçın, 5 Dedi, 93 Popov, 66 Ahmet İldiz, 6 Mikail, 23 Timur, 99 Cenk Ahmet, 9 Umut Bulut, 11 Padippa. Bursa Spor'un kalesinde ise 35 numarayla Erhan oynayacak. 29 Mert, 33 Zalazar, 23 Furkan Emre, 3 Onur Atasayar, 36 Burak, 14 Hasan Ayaroğlu, 19 Kerem, 7 Namık Alaskarov, 9 Batuhan ve 10 Ofosu. İki takımın 11'i de bu şekilde. Karşılaşmanın hakemi Direnç Donuslu İzmir bölgesinden bugün 104. maçına çıktı. Evet. Hazırlıkları yaptı. İlk düdük, zorlu mücadele başlıyor. İki takıma da başarılar diliyoruz. Oldukça zorlu bir karşılaşma olacak. Zemin gerçekten çok zorlayacak iki takımı da. Pozisyon ekranlarınıza böyle geliyor. Eyüp Spor 10 galibiyet, 6 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. 30 gol atarken 22 golü kendi kalesinde gördü. Artı 8 avaraj ve 36 puanla 5. sırada yer alıyor. Zirve mücadelesi veriyor. Bursa Spor takımı ise 5 galibiyet, 5 beraberlik, 10 yenilgi aldı. Bu arada bir top kaybı, gerilerden bir vuruş. Kaleci topu son anda Erhan dışarı gönderiyor. Tabii bu tip zeminlerde özellikle ceza sahası dışından şutlar yerden sekmesi durumunda çok daha tehlikeli oluyor. Cenk Ahmet şansını denedi. Bursa Spor 20 puanla 17. sırada ve kar şiddetini artırıyor bu arada. Sağ kanattan Eyüp Spor köşe vuruşunu kullandı, öndireye doğru. Bir kez daha sağ kanada orta geldi, arkaya bir vuruş, top ağlarda gol. Henüz ikinci dakika. İkinci dakika, Padippa top ağlara gönderiyor. Padippa'nın attığı gol. Eyüp Spor ikinci dakikada 1-0 önde. Maça golle başladı ev sahibi takım. İkinci dakika, gol Padippa'dan geliyor. Eyüp Spor 1, Bursa Spor 0. 5 gol 2 asisti vardı. 6. golünü atıyor. İsveçli oyuncu, yeniden izliyoruz. Bakın arkada bomboş vuruşunu yapıyor ve topu filelere böyle gönderiyor. Gol Padippa, dakika 2, Eyüp Spor 1, Bursa Spor 0. Değişik açılardan gol ekranlarınıza böyle yansıyor. 6. golünü attı bu sezonki Padippa. Geçtiğimiz hafta Keçiören Gücü karşısında çok zorlanmıştı Eyüp Spor. Ve mücadele 0-0 sona ermişti. Ki Ankara Keçiören Gücü'nü de kutlamak lazım. Son haftalarda gerçekten büyük bir çıkış içerisinde. Bugün de Adana Spor'u deplasmanda mağlup ettiler. Bursa Spor ise kendi evinde Büyükşehir Belediye Erzurum Spor'la 0-0 berabere kalmıştı. Taç. Görüş açısı da oldukça düştü.
kar şiddetini artırdı. Saat 18 gibi yine böyle başlamıştı. Şiddetli bir şekilde kar yağışı. Zemin bir anda bembeyaz oldu. Temizlenebildiği kadar temizlendi ama şimdi yeniden şiddetini artırdı kar yağışı. Sol kanattan şimdi Bursa Spor takımı geliyor. Taç kullanacak konuk takım. Onur Atasayar. Yine taç kararı var. Bu kez Eyüp Spor takımı kullanacak. 4. dakika. Ligin ilk yarısında Bursa'da oynanan maçı Eyüp Spor, Timur ve Padippa'nın attığı gollerle 2-0 kazanmıştı. Padippa ilk maçta da atmıştı. Bugün de boş geçmedi. İlk gol ondan geldi. Onur Atasayar. Gerçekten top kontrolü çok ama çok zor. İki takım içinde oldukça zorlu bir karşılaşma. Sol kanat içeriye doğru gönderilen bir pas. Kalecide kalıyor Emrullah. Kaleciler için de gerçekten çok zor. Hemen eliyle bıraktı. Padippa sıyrılamadı. Salazar uzaklaştırıyor. Görüş açısı o kadar azaldı ki bizler de görmekte zorlanıyoruz. Bu arada ceza sahası dışından bir şut. Batuhan Kör'den 20 yaşında. 3 gol 1 asisti var Batuhan'ın. Pozisyon bu. Beşinci dakika. İkinci dakikada geldi gol Padippa'dan. Ev sahibi Eyüp Spor'un 1-0'lık üstünlüğü. Eyüp Stadyum'da. Evet, görüş açısı da çizgiler de tabii zaman zaman görünmez oluyor. Dolayısıyla çizgiler kapandığı için o bölgelerin temizlenmesi isteniyor. Bu tip havalarda tabii gerçekten çok zor. Bakın, böyle karın şiddetini daha iyi anlayabiliyorsunuz. İkinci dakikada Padippa'nın golü bu. Yeniden geldi ekranlarınıza. Padippa görüntüde İsveçli, 34 yaşında, çok deneyimli bir isim. İsveçli ama Gambiya milli takımında oynadı. Gambiya milli takımını seçti. Bir maçta orada forma şansı buldu. 34 yaşındaki Padippa. Adana Demirspor'a 2019-2020 sezonunda geldi. 2 sezon oynadı. Ardından Eyüp Spor'a geldi. Bu sezon 7. dakika oynanıyor. Mehmet Uslu görüntüye yansıyor. Bakın, kar gerçekten çok şiddetli. Şiddetini inanılmaz bir şekilde artırdı. Saat 18 civarına kadar zeminde hiçbir şey yoktu. Ardından kar yağışı başladı. Zemin karla kaplandı. Maçın hakemi çıktı, kontrollerini yaptı. O sırada kar şiddetini azaltmıştı, durmuştu. Oynanabilir raporu verildi. Maçın başlamasına 10-15 dakika kala yeniden kar şiddetini artırdı. Ve şimdi de aynı şiddetiyle devam ediyor. İkinci dakikada Padippa'nın attığı golle de 1-0'lık üstünlüğü var. Eyüp Spor'un tabii bu karşılaşmalar dolayısıyla sık sık duraksayacak. Başlama saatinden sonra tabii ki bitiş saatleri de oldukça uzayabiliyor bu tip maçların. 8. dakikadayız. Eyüp Spor 6. haftada Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 1-0 yenildikten sonra bu statta oynadığı 7 maçta yenilgi yüzü görmedi. 5 galibiyet, 2 beraberlik aldı.
evinde oldukça başarılı. Kendi sahasında oynadığı 10 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet aldığını görüyoruz. 14 gol atıp 9 gol yedi ve 20 puan topladı kendi evinde. Oldukça başarılı kendi evinde. 36 puanın 20'sini sahasında kazanmış Eyüpspor. Bursaspor ligde sıkıntılı günler yaşıyor. Son olarak deplasmanda Denizlispor'u 3-1 ile geçti Yeşil Beyazlar. Sonrasında çıktığı 6 maçta 3 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. 6 haftadır kazanamıyor. Konuk ekip deplasmanda oynadığı 10 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik, 6 mağlubiyet aldığını görüyoruz. 10 gol atıp 16 gol yedi ve 8 puan topladı. Evet, çizgiler yeniden belirlendi. Maçın hakemi bekliyor şu anda. Kontrollerini yaptı. Mehmet Uslu taç atışını kullandı. Umut Bulut bir kez daha Umut'a doğru. Umut top sekti. Dışarı çıktı. Tabii taca çıkıp çıkmadığını da futbolcular anlamakta zaman zaman güçlük çekiyor. Mehmet Uslu 10. dakika Eyüpspor'un 1-0'lık üstünü devam ederken taç atışı kullanıldı. Bir taç daha Eyüpspor kullanacak. Mert görüntüde 22 yaşında. Mert Padipa içeriye doğru göndermek istedi. Uzaklaştıran Burak Altıparmak. Gerilerden Cenk Ahmet'in vuruşu top dışarıda. Burak Altıparmak Bursaspor'da 31 yaşında takımın en deneyimlisi kaptan. Biraz önceki şut ekranlarınıza böyle yansıyor. Kaleci Erhan. Mikail Taşkın oynayacaktı 11'de ama ısınırken bir sakatlık yaşadı ve Mikail 11'e dahil oldu Eyüpspor takımında. Bu bilgiyi de sizlerle paylaşalım. Taç kullanacak Eyüpspor sol kanattan Mehmet Uslu'yla. Mehmet Uslu. Popov. İçeriye doğru pas. Bir kez daha geriye doğru düşünüldü ama top kaybı. Taç. Bursaspor hemen kullandı taç atışını. Burak Altıparmak kazanamadı. Kayarak müdahale. Top Eyüpspor takımında kaldı. Sol kanala doğru zor bir pas. Mehmet Uslu Padipa'ya doğru gönderdi. Mert. Mert'in pası. Onur'dan seken top Eyüpspor takımında kaldı. Mikail. Orta alanda top bir kez daha Bursaspor'larda ama Timur araya giriyor. Mikail. Popov'dan Teddy'ye. Teddy uzun oynuyor. Top çıkmadı. Ve Bursaspor takımı çıkacak şimdi. Timur. Maçın hakemi oyunu durduruyor. Top Eyüpspor'da. 13. dakika. 2. dakikada Padipa'nın attığı gol. Eyüpspor 1, Bursaspor 0. Padipa. Padipa. Maçın hakemi bir kez daha durdurdu oyunu. Taç çizgileri gerçekten görünmüyor. Karşılaşmanın hakemi bir kez daha oyunu durduruyor. 13. dakikadayız. Eyüpspor'un 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor.
Ekranlarını yeni açanlar için belirtelim. Gol 2. dakikada Padipa'dan geldi. Maçın hakemiyle Bursa Sporlu oyuncular konuşuyor. Evet, yeniden çizgilerin belirlenmesine çalışılıyor. İşte bakın, çok kısa sürede o çizgiler kapanıyor. Tabii kar şiddetini artırırsa maçın devam etmesi de zora girebilir. Şu anda çizgilerin belirlenmesi, ama bakın yakından baktığımız zaman gerçekten de kar inanılmaz şiddetli. İstanbul'da Ahmet İldiz Alanya Spor takımından geldi. Tamer Tuna görüntüye yansıyor. 1976 Ardahan doğumlu. Teknik direktörlük kariyerine 2012 yılında Çanakkale Dardanel Spor'da başladı. 5 ayrı takımda 151 maça çıktı. 56 galibiyet, 53 beraberlik, 42 mağlubiyet yaşadı. Hem üst sıraları hem alt sıraları yakından ilgilendiren bir karşılaşma. Eyüp Spor 36 puanlı 6. 36 puanlı takımlar var. Hemen üzerinde İstanbul Spor, Bandırma Spor. Büyükşehir Belediye Erzurum 38. Ankara Gücü ve Ümraniye Spor 45'er puanda. Bu arada maçın hakemi çizgilerin belirlenmesini istiyor ama teknik direktörlerle de konuşuyor bir yandan. İki takımın teknik direktörü Zafer Turan ve Tamer Tuna maçın hakeminin yanında. Patipa oynayalım diyor. Tabii golü de attıktan sonra onun keyfi yerinde. Eyüp Spor 1-0 önde. Maçın hakemi şu anda iki takımın oyuncularıyla ve teknik direktörleriyle konuşuyor. Bir yandan kulaklıkla da yardımcılarıyla iletişim halinde. Tabii şu anda ülkemizin hemen hemen tamamı soğuk ve yağışlı bir havanın etkisinde. Dolayısıyla İstanbul'da da özellikle bu saatlerde şimdi kalecilerle konuşuyor. Tamer Tuna yine orada. Evet, yanılmıyorsam içeri dedi. Tabii bizler de artık bu saatten sonra gelecek oradaki kararı bekleyeceğiz. Nasıl bir karar çıkacak hep beraber göreceğiz. Aslında saat 18'e kadar zemin tamamen temizdi. Sizlerle paylaşmıştım. Ama sonrasında 18'de bir kar yağışı vardı şiddetli bir şekilde. Sonrasında durdu kar. Maçın başlamasına 10-15 dakika kala bir kez daha başladı. Zemin tamamen bembeyaz oldu. Ve şiddeti, karın şiddeti artarak devam edince maçın hakemi oyunu durdurdu. Şu anda federasyon görevlileriyle de görüşüyor. Bakalım nasıl bir karar çıkacak. Kalecilerle konuştu, teknik direktörlerle konuştu. Sonra içeri girme kararı alındı. Maç şu anda durdu ama resmi karar henüz verilmedi. Tabii şöyle bir durum var. Zeminin temizlenmesiyle ilgili de bir çalışma yok sevgili seyirciler, görebildiğimiz kadarıyla. Dolayısıyla acaba bir erteleme mi çıkacak? Bizler de şu anda arkadaşlarımızdan tabii ki haber bekliyoruz. Biraz sonra oradan gelecek kararı sizlerle paylaşacağız. Zeminin temizlenme çalışması olmadığına göre acaba bir erteleme kararı mı var diye düşünüyoruz. Bakın şu anda stadyumda zemin üzerinde herhangi bir temizleme çalışması yapılmıyor. Maçın erteleme ihtimali de tabii ki söz konusu.
oyunun çizgilerin belirlenmesi için önce durdurdu karşılaşmanın hakemi ama sonrasında hem teknik direktörlere hem de kalecilere ve oyunculara sordu. Ardından soyunma odasını gösterdi ve ikinci dakikada Padipa'nın attığı gol ekranlarınıza bir kez daha yansıyor. Bu gol ikinci dakikada geldi. Padipa'nın attığı gol. Eyüpspor Bursaspor karşısında 1-0 öne geçti. Maçtan önemli anlar ekranlarınıza geliyor. Burada da bir şut kaleci de kaldı. Tabii şu anda arkadaşlarımız da hummalı bir şekilde haber almaya çalışıyor sevgili seyirciler. Gelecek habere göre Ahmet İldiz'in şutu bu şekilde dışarı çıkmıştı. Ve maçın 16. dakikasında oyun durdu. Şu anda yeniden çizgiler belirlenmek üzere çalışmalar başladı. Karar bu yönde olabilir. Çizgiler belirlendikten sonra zeminin durumuna göre maçın hakemi belki de yeniden çıkacak ve ona göre kararını açıklayacak. Önce bir bekleme süresi yaşandı. Zeminde herhangi bir temizleme çalışması yoktu ama şu anda çizgiler belirleniyor. Zeminin çizgiler dışında kalan kısmının temizlenmesiyle ilgili bir çalışma şimdilik yok. Kameraman arkadaşlarımız ekranlara yansıyor. Gerçekten zor bu tip havalarda özellikle. Onların da ellerine sağlık diyelim. Futbol Federasyonu'nun yetkilileri ekranlara yansıdı. Ve Eyüp Stadyumu'nun son durumu işte bu şekilde. Çizgiler belirlenecek. Devam edilip edilmeyeceğine maçın hakemi karar verecek. Evet, şu anda zemin temizlenme çalışmaları, zeminin temizleme çalışmaları devam ediyor. Özellikle çizgilerin olduğu yer, ceza sahası, orta saha ve kenarlar. Demek evet sevgili seyirciler, burada bir gelişme olduğu zaman yeniden sizlerle bir araya geleceğiz ama dakika skor programı için bizler stüdyolarımıza, Ankara stüdyolarımıza bir dönelim. İbrahim Kırkayak ve konuğuyla sizleri baş başa bırakalım. Burada karşılaşma eğer yeniden başlarsa sizlerin karşınızda olacağız. Maçı sizlere anlatmaya devam edeceğiz. Eğer maçla ilgili bir karar verilirse de bu kararı dakika skor programında arkadaşlarımız sizlere aktaracaklar. Şimdilik kısa bir ara diyoruz. Sözü Ankara'ya, merkez stüdyolarımıza, dakika skor programına bırakıyoruz.